SporX. Derbinin sonucu Muslera ve Ersin'in ellerinde. Süper Lig'in 40. haftasında cumartesi günü yapılacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Türk Telekom Stad'ında saat 20.30'da başlayacak maçta Galatasaray'ın kalesini koruyacak 34 yaşındaki Fernando Muslera ile Beşiktaş'ta forma giyecek 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu'nun performansları, derbi sonucunu doğrudan etkileyecek. Ligde geçen sezon 27. haftada sakatlanan ve 220 gün formasından uzak kalan Uruguaylı file bekçisi Muslera bu sezonun 20. haftasında sahalara döndü. Tecrübeli kaleci Galatasaray'ın değişmez isimlerinden olmaya devam ediyor. Geçen sezonun ikinci yarısında Alman file bekçisi Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından kaleyi devralan Ersin ise bu sezon siyah beyazlı ekibin birinci kalecisi konumunda. Muslera 19 maça çıktı. Sarı Kırmızılı takımın kaptanı Muslera, Süper Lig'de bu sezon 19 karşılaşmada forma giydi. Ligin 20. haftasındaki Yukatel Denizli spor mücadelesiyle sahalara dönen Muslera, sonrasındaki 19 karşılaşmanın tamamında Galatasaray Kalesi'ni koruyan isim oldu. Tecrübeli futbolcunun süre aldığı karşılaşmalarda Galatasaray, 13 galibiyet, 3 erde beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fernando Muslera, forma giydiği 19 mücadelenin 9'unda kalesini gole kapatırken, kalan 10 maçta toplam 17 gole engel olamadı. Galatasaray'da bu sezon forma giyen kalecilerden Okan Kocuk 10, Fatih Öztürk 8 karşılaşmada kaleyi korudu. Sarı Kırmızılılar, iki kalecinin görev aldığı 18 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşarken toplamda 16 gol yedi. Uruguaylı kalecinin derbi deneyimi yüksek. Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan Muslera, 10 sezonda toplam 45 derbi maçta görev aldı. 34 yaşındaki kaleci, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 18 galibiyet, 16 beraberlik ve 11 mağlubiyet gördü. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerin 40 golüne engel olamayan Muslera, 18 derbi maçında gol yememeyi başardı. Sarı kırmızılı file bekçisi Beşiktaş'a karşı 20'si Süper Lig, biri de Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa'da olmak üzere 21 müsabakada kaleyi korudu. Galatasaray bu maçlardan 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı. Uruguaylı kaleci siyah beyazlı takım ile oynanan derbilerde 20 gol yedi. Ersin Destanoğlu 32 kez kaleyi korudu. Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu bu sezon Süper Lig'de 32 karşılaşmada forma giydi. Siyah beyazlı takım, 20 yaşındaki kalecinin görev yaptığı maçlarda 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi gördü. Ersin, görev yaptığı müsabakaların 13'ünde kalesini gole kapatırken diğer maçlarda 29 gole engel olamadı. Beşiktaş'ta bir diğer genç file bekçisi Utku Yuva Kur'an'da 6 lig maçında kaleyi korudu. Siyah beyazlılar, Utku'nun görev yaptığı müsabakalarda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı. 23 yaşındaki kaleci iki maçta kalesinde gole izin vermezken toplamda 9 kez meşin yuvarlığı ağlarında gördü. Öte yandan, Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Gaziantep ile oynadığı ve 3-1 kaybettiği maçta Ersin Destanoğlu kırmızı kart görmüş ve maçın son yarım saatinde kaleye utku yuva kuran geçmişti. Söz konusu müsabakada Ersin 1, utku ise 2 gol yemişti. Ersin'in 4. derbi heyecanı. Ersin Destanoğlu, kariyerinde dördüncü kez derbide kaleyi koruyacak. Geçen sezonun ikinci yarısında siyah-beyazlı takımın kalesini devralan Ersin, kariyerinde dördüncü kez Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynanan bir derbide görev alacak. 20 yaşındaki kaleci, Galatasaray'a karşı bir, Fenerbahçe'ye karşı da iki müsabakada kaleyi korudu. Ersin'in görev yaptığı derbilerde Beşiktaş, iki galibiyet, bir beraberlik yaşadı ve sadece bir gol yedi. Siyah beyazlı takım söz konusu derbilerde Galatasaray'ı 2-0 yenerken Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık galibiyet ve 1-1'lik beraberlik aldı. A Spor. Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu. Bu keyfi bir karardır. Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu seçim listesini Divan Kurulu'na teslim etti. Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hamamcıoğlu, seçim iptali keyfi bir karardır, zaten yönetim kurulu üyelerinin istifa ederek gösterdikleri tepki de bunun en güzel örneğidir, dedi. İşte detaylar. Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, listesini TT Stadyumunda bulunan Divan Kurulu Başkanlığına teslim etti. Daha sonra çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eşref Hamamcıoğlu, bizim için sürpriz olmadı. Galatasaray Spor Kulübü TÜZÜ'ye göre yönetilir. Tüzükteki maddeler çok açık. Pandemi gerçeği olması rağmen seçim kararı iptal edilmesi bu şekilde olmamalıydı. Mutlaka kanuni gerekçelere dayandırmalıydı. Şu anki algı keyfi bir karardır. Sonrasında ikinci başkanın demeçleri ben bunu Haziran'da yaptıracağım şeklindeki demeçler Galatasaray'a hiç yakışmamıştır. O bakımdan biz Galatasaray camiasının bir fertleri olarak bırakın adaylıklarını, üyeleri olarak bu kararın mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz veyahut da resmi gerekçeye dayandırılmasını bekliyoruz. Bu camiada çok gerginliğe sebebiyet vermiştir. Bölünmelere sebebiyet verecektir. Bu zihniyetin de değişmesi lazım. Biz yıllardır bu zihniyetle mücadele ediyoruz. Nedir bu zihniyet, ben yatım, oldu ile olmaz. Galatasaray'ın örf ve adaletlere karşı yapılmış, tüzüğe karşı yapılmış bir darbedir. Bu da şiddetle kınıyoruz, diye konuştu. Mustafa Cengiz'in aday olup, seçime girmesini çok isteriz. Mevcut Başkan Mustafa Cengiz aday olmayacağını duyurmasıyla ilgili olarak Hamamcıoğlu, bu kendi kararı. O konuda ben yorum yapamam ama biz aday olup, seçime girmesini çok isteriz. Bu onun sağlığının iyiye gösterir. Bu da hepimiz için sevindirici bir olaydır, dedi. Divan kurulunun yetkilerinin sorulması üzerine Eşref Hamamcıoğlu, ben eski bir divan kurulu başkanı olarak, 40 yıldır bu işlerin içinde olan birisi olarak, divan kurulunun vazifesi tüzükte belli. En yüksek istişare organıdır, diyor denetleme, yönetim kurulunun icraatlarını tüzüğe göre yapıp, yapmadığını kontrol eder ve yön verir diyor. Dünkü divan kurulunun açıklamasını da bu yöndedir. Tüzüğün ilgili maddelerini atıfta bulunarak, ey yönetim kurulu şu anda yaptığın tüzük ihlalidir. Bunu böyle yapmaman lazım diyor. Dolayısıyla divan kurulu fonksiyonunu yerine getirmiştir. Ama bugün yönetimin verdiği cevap, üzücüdür. Sen karışamazsın bu işlere diyor. Bu karışma değil, tüzüğün kendine verdiği yetkiden yol göstermedir. Seçimin organizasyonu divan kurulunun görevini ise de fiziksel organizasyon kulüp yönetimi genel sekreterliğindir. O bakımdan burada kimse birbirinin işine karışmıyor aslında. Divan fikir veriyor. Gönül isterdi ki yönetim kurulu bu kararı almadan önce başkan adaylarıyla, divan kurulu üyeleriyle ile bunu tartışsın ve en doğru kararı versin. Maalesef böyle olmadı. Şimdi diyorlar divan en yüksek istişare organdır diye. Keşke bu kararı almadan önce istişare etselerdi çok daha cazip olurdu ifadelerini kullandı. Bu keyfi bir karardır. Seçimin iptaliyle alakalı ise Eşref Hamamcıoğlu, burada iki tane gerçek var. Bir tanesi pandemi. 29 Mayıs'ta bu seçimler yapılırsa bu riskli olacağı bir gerçek. Seçime katılacaklar anlamında, seçimde çalışacaklar anlamında. Katılım düşük olabilir. Ancak bu seçim kararı ilan edildiği zaman madem yönetim kurulu niyet okuyabiliyor seçim kararı alırken de aynı şartlar vardı. Aynı niyeti okuyabilirdi. O bakımdan pandemi nedeniyle bu seçimin iptalini bir yönetim kurulunun keyfi olarak adlandırılabilecek kararına dayandırmaktan ziyade mutlaka İçişleri Bakanlığı yönergesi, valilikten gelen yazıya dayandırılarak almalıydı. Camiadaki sıkıntı buradan çıkıyor. Bu keyfi bir karardır. Böyle değil deseler de böyle algılanmıştır. Zaten yönetim kurulu üyelerinin istifa ederek gösterdikleri tepki de bunun en güzel göstergesidir. Bugün bundan en çok şikayet eden Abdurrahim Albayrak, Haziran'da bu seçimi yaptıracağım diyor. Ama seçim kararının iptali konusunda imzası olanlardan biri. Dolayısıyla çok çelişki var, cümlelerine yer verdi. Seçimin ileri bir tarihte yapılması durumunda tüzüğü göre seçim sürecinin yeniden başlaması gerektiğini belirten Hamamcıoğlu, tüzüğümüz, seçimli genel kurul kararı ertelenemez, iptal edilir. Buna dayanarak iptal ettiler ama iptal gerekçeleri yanlış oldu. O yüzden bu sürecin yeniden başlaması lazım dedi. Galatasaray Lisesi'nde yapılabilir, bahçede yapılır. Tüzük gereği seçimin Galatasaray Lisesi'nde yapıldığının fakat pandemi şartlarından dolayı başka bir yerde yapılma ihtimalinin sorulması üzerine de Eşref Hamamcıoğlu, bunlar mücbir sebeptir. İstişare ederek yapmak lazım. Galatasaray Lisesi'nde yapılabilir, bahçede yapılır. Her ne kadar tüzük Tevfik Fikret Salonu'nda diyorsa da oraya bu kadar risk alarak insanları doldurmanın manası yok. Zaten seçime katılım düşük olabilir. Haziranda pandemi bitmeyecek. Görünüş bunu gösteriyor. Bitirme çabaları ama bitmeyecek. Dolayısıyla şartlarda çok büyük değişiklik olacağını ümit etmekle beraber tahmin etmiyorum. Eğer camiada konsensus sağlanabilirse statta yapılabilir ama bu buna ileride itiraz edebilecekleri bir itiraz hakkı tanır hukuken. Tüzükte bu vardı, yapmadı diyecek. Burada birleşip karar vermek lazım. Camianın ileri gelenleri var, istişare edip, yapmak lazım. O zaman da der ki 20 kişi ile görüştüm, başkan adayları da dahil olmak üzere biz bunu olağanüstü durumdan dolayı statta yapacağız. Statta yapılmasıyla Galatasaray Lisesi bahçesinde yapılması arasında çok fazla fark yok. İkisi de açık hava diye cevap verdi.